Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları sadece ilimdir. Kim o ilmi alırsa şüphesiz çok büyük bir pay almıştır. Sahibini enbiyalar varisi yapan ilim ve insanın esfel-i safilinden eşref-i mahlukata yolculuğunun son durağı edep. Gümüşhaneli Araştırma, Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı adını bu düsturların şahsında ayrı ayrı güneşler gibi parladığı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinden almıştır. Gümüşhanevi Hazretleri çok iyi bir tahsil, uzun bir nefis terbiyesi ve çile dönemi geçirmiş, hem zamanına hem de geleceğe ışık tutan gerçek bir alim ve mürşid-i kamildi. Yetiştirdiği sayısız gönül erini ülkenin dört bir yanına göndererek ilim nurunu yaymak, bozulan birlik ve beraberliği tekrar kurmak için çalıştı. Halkın bozulan inançlarını düzeltmek için ehl-i sünnet itikadı, düştükleri batı hayranlığı, dolayısıyla yaşanılan kimlik kaybının önüne geçmek amacıyla Ramüzül Ehadis, ayrılığı önlemek içinse çeşitli mürşid-i kamillerin dualarından da alıntılar yaptığı Mecmuatül Ahsap adlı eserler başta olmak üzere 60'ın üzerinde eser verdi. Gümüşhanevi Hazretlerinin vefatından sonra da onun misyonunu üstlenen manevi mirasçıları ilim ve edep ilkelerinden taviz vermediler. Kastamonulu Hasan Hilmi Hazretleri, Safranbolulu İsmail Necati Hazretleri, Dağıstanlı Ömer Ziyaüddin Hazretleri, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Hazretleri, Serezli Hasip Hazretleri, Abdülaziz Bekkine Hazretleri ve Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi birçok mürşit, ilim ve edep ışığını gönülden gönüle aktararak günümüze değin taşıdılar. Ve bu yoldaki gayretlere 1994 yılında Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit önderliğinde kurulan Gaye Vakfı ile yeni bir halka eklendi. Gaye Vakfı, Gümüşhanevi Hazretlerinin ilme ve edebe önem veren misyonunu vakıf gayesi olarak benimsemiştir. Çünkü toplumsal rahatsızlıkların tedavisi bu temel ilkelerdir. Gaye Vakfı, Allah bir toplumun iyiliğini isterse ondaki ilim adamı sayısını arttırır hadisinden yola çıkarak iyi bilen, bildiğini yaşayan, kişilikli ve herhangi bir taassubiyet gütmeden tüm insanlığa hizmet edecek ehl-i sünnet âlimi yetiştirmek için faaliyet göstermektedir. Gaye Vakfı, itina ile seçtiği öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca hem maddi yardım hem de çeşitli ders imkanları sunmaktadır. Öğrenciler, vakfımızın verdiği burs desteğiyle rahat bir şekilde ders çalışabilecekleri, aynı zamanda dinlenebilecekleri, aile sıcaklığı ortamındaki konforlu dairelerde kalmaktadır. Zaman israfını önlemek amacıyla okula gidiş ve dönüşlerde servis aracı kullanılmakta ve vakıf merkezinde bulunan yemekhanede 3 öğün yemek yemektedirler. Enerjik gençlerin sportif aktivite ihtiyaçları düşünülerek vakıf merkezine spor salonu yapılmıştır. Ayrıca her hafta halı saha maçları düzenlenmektedir. Yurt içi ve yurt dışı geziler yapılarak tarihi ve kültürel mirasımız tanıtılmakta, eğitim ve öğretim yılı sonunda yıl boyunca yaşadıkları stresten kurtulmaları için trekking yapabilecekleri ve yüzebilecekleri dinlenme kampları düzenlenmektedir. Müzik
Gaye Vakfı, bünyesinde kurmuş olduğu seminer gruplarıyla zaten üniversite eğitimini başarıyla sürdüren kız ve erkek öğrencileri ek derslerle desteklemekte, konusunda uzman, akademisyen hocalar tarafından verilen akaid, Arapça, tefsir, fıkıh, hadis, usulü hadis, usulü fıkıh, usulü tefsir gibi seminerlerle onları geleceğe hazırlamaktadır. Ayrıca vakfımızın kurucusu Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi'nin her hafta salı günleri fıkıh ve cuma günleri hadis seminerleriyle öğrencilerimizin hem ilimde hem de ahlakta derinleşen gerçek ilim adamları olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerden ihtiyaç duyanlar İngilizce kurslarına gönderilerek yabancı dil eğitimlerini tamamlamaktadır. Vakıf bünyesinde oluşturulan seminer gruplarını başarıyla bitiren ve akademik hayata katılmak isteyen öğrenciler, yüksek lisans ve doktora sınavlarını kazanarak akademik kariyerlerini devam ettirmekte, onlarca öğrenci ise bilgili ve donanımlı bir öğretmen olarak yurdumuzun çeşitli yerlerinde ülkemize ve insanlarımıza hizmet etmek için yarışmaktadır. Gaye Vakfı, yetiştirdiği öğrencilerle oluşan potansiyeli ilmi çalışmalarla değerlendiriyor. Daha önceden vakıfta yetişmiş ve halen yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, vakıf bünyesinde verilen seminerlerde hocalık yapmakta ve tercüme faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi, büyük İslam fakihlerinden 10. yüzyılda yaşamış Şemsül Eyyime Es-Serahsi'nin El-Mebsut adlı eserinin Türkçe'ye kazandırılmasıdır. Şimdi de vakfımızın adını almış olduğu Gümüşhanevi Hazretlerinin toplumsal hastalıkları ve kişilik kaybını önleyerek ebedi mutluluğa ulaştıran hadislerden derlemiş olduğu Ramuzül Ehadis'in yine kendisi tarafından yapılan şerhi Levami'ul Ukul adlı eserinin tercüme edilerek Türkçe'ye kazandırılması bütün hızıyla devam etmektedir. Gaye Vakfı, Gümüşhanevi Hazretlerinden hem ders hem de feyz alarak çıktığı ilim ve edep yolunda hizmet halkasını genişletmeyi, daha güzel imkanlarla daha çok insana ulaşmak için bu işe gönül vermiş profesyonel kadrosuyla daha büyük projelere imza atmayı hedefliyor. Çünkü Gaye Vakfı, geleceğimizin teminatının ilme gönül vermiş, edepli bir gençlik olduğunu biliyor. Elinden tutulan, ilimle ve edeple yoğrulan bir genç, neden bir Mehmet Zahit Kotku, bir Gümüşhanevi olmasın? Onun ilim ve edep ruhunu aşılayacağı bir nesil, neden iyiye ve güzele yönelmesin? Gaye Vakfı, önce ilim ve edep.